kapıyı kırdım. Sadece güç üzerine. Tam benim istediğim gibi. 10 tane orta boy pizza yemiştim. Buna da bayağı şaşırmışlardı. Ben şimdi bu işi hayatıma adadım artık. Bu işte en iyilerden biriyim zaten. Ben powerlifting sporcusuyum. Aynı zamanda YouTuber'ım. Şu anda 22 yaşındayım. 2 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındayım. Bu sporu herkes gibi aslında bir spor salonuna kaydolup iyi bir vücut için başladım. Sonra güçlü olduğumu fark ettim. Güçlenmeyi de sevdiğimi fark ettim. Sonra böyle bir spor olduğunu fark ettim. Öğrendim, araştırdım. Powerlifting diye bir spor. Sadece güç üzerine. Tam benim istediğim gibi. Ya çünkü beni sarmıyordu yani. Karın kası, kollar, estetik falan. Çok benim hoşuma giden şeyler değildi. Kendimi daha iyi hissediyordum yüksek ağırlıkların altında. Hormon seviyemden mi artık, neden bilmiyorum. O hissiyatı her zaman için çok daha fazla seviyordum. Bayağı bir evrim var. Bu 7 senelik bir değişim aslında. Normal kilolu bir gamerdim. O zaman bayağı oyun oynuyordum. Sonra dedim bu iş nereye kadar böyle gidecek? Gitmeyecek. Ben biraz vücudu toplayayım, zayıflayayım, kilo vereyim, fit olayım. Hem nefesim de sıkıntılıydı yani. Nefes alamıyordum o zamanlar. Yürüyemiyordum, edemiyordum falan filan. Kilo verdim. Aynada kendimi başta beğeniyordum. Zayıf halimi beğeniyordum yani. Onu da beğenmemeye başladım. Bende tatminsizlik var her şey için. Hiçbir zaman tatmin olmuyorum. Hadi dedim başlayayım spora. Biraz vücut şekillensin, irileşsin. Daha güzel dursun. Böyle böyle şu halime evrimleştim. Ben 156 kiloydum. 156 kilodan 88 kiloya kadar düştüm. Yine bu boydaydım o zamanlarda. Tabii 156 kilo full yağydı. Yağ oranım bayağı yüksekti. Diyetle verdim. Spor çok yapmadım. Daha böyle yürüyüş tarzı ya da evde dumbbell'larla falan bir şeyler yaparak yani. Çok bir spor yapmadım aslında. Diyet. Ben eve dumbbell alıp 3 saat onunla çalışan tayfadanım. Kız arkadaşın var mı? Kız arkadaşım var, evet. Peki o bu duruma ne diyor? O beni bu şekilde kabul ediyor. Zaten sporun benim hayatım olduğunu kabul ederek benimle sevgili oldu. Durumdan şikayetçi değil ya. O da benimle aynı sporu yapıyor, evet. Benim mutfak da spor salonu, aynı zamanda bir oda da spor salonu. Aynı günlerde farklı antrenmanlar yapabiliyoruz. Ben ona zaten koçluk yapıyorum. Onun programlamasını ben yapıyorum gelişmesi için. O da bayağı güçlü yani. Bu arada sen İspanyol Dil Edebiyatı mı okuyorsun? Aynen, İspanyol Dil Edebiyatı okuyorum. Ya ben İspanya'ya tatile gittim. Çok beğendim. Sonra bu üniversite seçme zamanlarında ben ne okuyacağım? Matematik sevmiyorum. Edebiyat onları da sevmiyorum böyle ders olarak. İngilizce miydi? Dil okuyabilirim dedim. Tamam, dil okuyayım. Ama hangi dil okuyayım? İngilizce zaten çok iyi benim. Bunun daha okuyup ne yapacağım? İngilizce artık ekstra bir şey değil. Herkesin bilmesi gereken bir şey. Ben de baktım şöyle bir listeye. En çok konuşulanlar Çince, İspanyolca. 2 numara İspanyolcaydı. İspanya'yı da seviyorum. Ortam güzel, tipler güzel. İspanyolca öğreneyim dedim. Sırf öğreneyim diye yazdım aslında bölümü. Yani spor akademisi okumak biraz gereksiz geliyor bana. Bütün spor salonlarının zaten kendi yeterlilikleri var. Kendi yeterlilik sınavları var, mülakatları var. Bunları geçtiğin zaman zaten bir antrenör olarak işine başlayabiliyorsun. Yani gidip bunun için bir üniversite okumana gerek yok. Peki bu günümüzde çıkan herkesin PT olması hakkında ne düşünüyorsun? Herkes önüne gelen PT oluyor. Zaten bu sebeplerden dolayı bu insanlar oluyor. Tamam, gayet işini iyi yapan insanlar var. Bunların hakkını vermek lazım. Ama bir o kadar da leş tipler var. Yani bu işte sırf PT adıyla biraz para kazanmak için, 3 kuruş kazanmak için insanların zamanını çalan, parasını çalan tipler çok fazla. Şöyle, ben bu işten para kazanmıyorum. Uğraşmak istemiyorum çünkü. Yani eşe dosta yardımcı olmayı seviyorum. Bir arkadaşım bu spora başladığında ya da herhangi bir şekilde vücut geliştirme olsun, powerlifting olsun ilgisi vardığı zaman ben yardımcı olmayı seviyorum sadece. Bunu ticari anlamda yapmayı çok sevmiyorum. Şu anda planlarım arasında yok yani koşuk konusu. Ya annemler tabii başta bayağı böyle şey yapıyorlardı. Niye bu kadar abartıyorsun, bu kadar yiyorsun, bu kadar antrenman zarar falan filan. Ama sonra anladılar onlar da bu işin benim takıntım olduğunu, normal bir hobi olmadığını. Ben şimdi bu işi hayatıma adadım artık. Bu işte en iyilerden biriyim zaten. Hayatımı da buradan kazanmaya başladım. Onların da bir sıkıntısı yok şu anda bununla ilgili. Ben junior'ım aslında. Junior demek 19 ve 23 yaş arasında bir klasman. Şu an junior'da benim rakibim yok. Tabii açık siklete girdiğimizde sağlam isimler var. Benim derecelerim yurt dışına göre de iyi. Junior olduğum için zaten. Tabii yurt dışında çok daha sağlam adamlar da var. İmkanlar da aynı. İmkanları da çok daha iyi. Yani yurt dışında da iyi bir şeyler yapacağıma inanıyorum ben orada yaşasaydım. Turan Havuz 200 40 kilo. Başarılı. Bravo.
O aslında benim branşım olan bir yarışma değildir. Ben powerlifting yapıyorum. Strongman yarışmasıydı o. Bir etkinlikti aslında, yarışmadan çok etkinlikti. Onda ilk defa denedim zaten ben o hareketleri. Tren çektik. Viking Press diye bir hareket vardı omuz için. Onu yaptık. O da benim için güzel bir tecrübe oldu. Powerlifting 3 hareketten oluşur. Squat, bench ve deadlift. Bu 3 harekette tek tekrarda en yüksek ağırlığı yapmaya çalışırsınız. Bu 3 harekette yaptığınız ağırlıkların toplamı alınır, size bir total verir. Sallıyorum 960 kilogram. 960 kilogram benim, yine sallıyorum, 130 kilogramda yaptığım total. Bunun ayrı bir hesaplama sistemi var, yani kaldırılan kilonun katı falan değil, onun farklı bir hesabı var. Buna göre sana bir puan verir. Bu puan da senin powerlifting'deki başarını yansıtır. Bu şekilde aslında biraz haltere benziyor. Halterde aynı şekilde iki hareket vardır. Bunun totali alınır. Ama strongman tamamen farklı bir dünya. Yani öyle bir spor ki bu. Aslında sporda değil, şov aslında. Yani nasıl diyeyim? Powerlifting'de de, strongman'de de sallıyorum 370 kilogram kaldırdın. Aynı şekilde. Bunu powerlifting'de daha mütevazı şekilde yapıyorlar. Çünkü daha resmi bir spor. İnce plakalar, hakem eşliğinde. Ama strongman'de mesela adam gidiyor takıyor, tekerlekler, kocaman büyük dursun, vinçler, taşlar. Çünkü halk bunu izlemeyi seviyor. Daha zevkli. Daha ağır geliyor aslında, aynı kilo olsa bile. Halk eğlence sevdiği için. Tabii burada şöyle, strongman zor bir spor. En zor sporlardan biri. Ama bu şov olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Benim de hoşuma gidiyor ya. Hem izlemesi hem yapması. Tren çekmeye çalıştık. O Viking Press'ler falan benim çok hoşuma gitti yani. Günün birinde olabilir. Yani sen normalde böyle tekerlekle kaldırıyor musun? Ağaç tutuyor falan. Yok ya, nereden bulayım? Öyle bir ekipmanım yok tabii ki ama bunlar Türkiye'de de zaten temin etmesi zor ekipmanlar. Böyle bahçeli evler, büyük, geniş alanlar lazım bunların antrenmanını yapabilmek için. Strongman zaten Türkiye'de yapan yok değil mi? Strongman birkaç kişi var ya. Çok popüler olmasa birkaç kişi var. Powerlifting daha fazla. Powerlifting strongman'a göre çok daha fazla. Squat'ta tek tekrarda 320 kilogram kaldırdım. Bench press'te 240 kilogram kaldırdım. Deadlift'te de 390 kilogram kaldırdım. Bunları aynen spor salonunda yaptım. Yarışmada daha tecil etmedim yani. Spor salonuna şu an gidemiyorum. Yani evde yapıyorum. Evime kurdum ekipmanlarımı. Tamamen her şeye yetecek kadar bir ekipmanım var. Spor salonunda belli sıkıntılar oldu. Üyeler rahatsız oldu benden. İşte kendime tokat attım. Onu zaten bayağı konuşuyorlar. Böyle bağırıp çağırmalar, bütün ağırlıkları toplayıp dinlenmeler falan, insanlar rahatsız oldu bunlardan. Bar da yamuldu aynen ya. Barlar da yamuldu. Bas! Şöyle, ben bir gün girdim hiçbir şey yokmuş gibi spor salonuna girebildim. Kapı açıktı zaten, o ara bir sıkıntı vardı otomatlarda. Girdim, giyindim, ısınma alanına geçiyorum. Ben tam alana geçerken geldi salon müdürü, önümü kesti. Hop dedi, Tunacığım bir odama gelir misin? Biz senin üyeliğini sonlandırdık. Şöyle böyle bilmem ne. Şu an senden salonu terk etmeni rica edeceğim dedi. Ben de kaldım. Hani atılmama üzülmedim. Dedim ki abi bari şu geldiğim idmanı yapayım, öyle gideyim. Hani bugün artık o kadar hazırlandık, geldik falan. Yok dedi, yapamazsın. Böyle de bitti benim spor salonu hikayem. Benim tokat atmam için gözlüğü çıkarmam lazım. Bunu çıkardığımda da uzağa çok göremiyorum. Çok tepkileri göremiyorum. Bazen videolardan falan arkada çıkan insanlardan gördüm tabii de. Şaşırıyorlar, bayağı şaşırıyorlar. Hatta salon müdürü dedi, yani insanlar rahatsız oluyor senin tokatlarından. Git görünmeyen bir yerde vur tokadı, öyle gir dedi sete. Sen yaptın mı öyle bir şey peki? Tabii canım, bir tane makine vardı büyük böyle, kablo aleti. Onun arkasına geçiyordum, tokatları vurup 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 öyle giriyordum sete. Evde zor olmuyor mu? Veya işte altta sanırım annen oturuyor, o yüzden de biraz sen rahatsın. Abi. Altta annem oturduğu için rahatım ya, hiçbir sıkıntı yok. Evde tüm ekipmanlarım var. Salondakinden daha iyi şu anda. Evde zarar biraz verdim ya. Bir kere 350'yi çok sert bıraktım. Gücüm şey oldu böyle, nefesim başım döndü, bir şeyler oldu orada. Duvar çatladı. Yani küçük böyle eğlence için yaptığım zararlar oldu, antrenman dışında. Eğlence için demeyeyim de daha çok sinirlenip kapı zilini kırmıştım. Çünkü uyuyordum gündüz. Kapı 3 kere çaldı. Sürekli çalıp duruyordu. Artık delirdim ben de, kapı zilini parçaladım. Kapıyı kırdım.
Kafamda birkaç kere tablo parçaladığım oldu. Klavye işte yeni ekipman yollanınca bir eskileri ya dediğim diye bakıyordum. Eskiler çok iyi değilmiş. Bir sinir geldi orada. Benim çocukluktan beri patlayıcı öfke bozukluğu sıkıntım var zaten. Sporla daha iyi kontrol ettim bunu ya. Daha enerjimi orada atıyorum yani genel olarak. Senin en çok kızdıran şey ne? En çok kızdıran şey bana yalan söylenmesi. Yani öyle ufak tefek eşyaları tek yumrukta parçaladığım olmuştur. Mesela kız arkadaşımla kavga ederken sinirlenip böyle bir eşyaya vurup parçaladığım olmuştur yani. Çamaşır sepetine vurdum bir kere. Plastik çamaşır sepeti. Ben vurunca tuzla buz oldu, paramparça oldu böyle. Atomların ayrıldı çamaşır sepeti. Böyle şeyler olmuştur yani, evet. Benim antrenman rutinim, powerlifting antrenmanım olarak baz alırsak uzun süredir yaptığım programım. Haftada 2 gün üst vücut, 2 günde full body şeklinde çalışıyorum. Çok dayanabilen çıkmaz ya, bu antrenmanı yapabilecek insan yani 3 kişiyi geçmez bence Türkiye'de. Olay çünkü biraz içimde yani, kafayı kırıyorum. Ben antrenman yapmayı da çok seviyorum bu arada, benim en sevdiğim şey gerçekten. Hafif antrenmanlar 5-6 saat sürüyor, ağır antrenmanların 7-8 saat sürdüğü oluyor. Şöyle, bizim bodybuilder'lar gibi 30 saniye set aramız yok. Ben maksimalime yakın bir ağırlık girdiğim zaman dinlenme sürem de uzuyor benim bu setten çıktıktan sonra. Sallıyorum mesela, squat'ta 300 kiloya 3 tekrar yaptım, tamam mı? Ben bundan çıkıp nasıl 30 saniye dinlenip tekrar bir dahaki sete gireyim? 10 dakika, 15 dakika kendime gelemediğim oluyor. Orada burnum kanıyor, gözler patlamış. Kendime gelmek için aslında bunu 5-6 set yapınca da bu şekilde uzuyor antrenman. Midemin bulanıp bir kere kustuğum oldu deadlift'te. Blackout yaşadığım oldu, gözlerim karardığı oldu. Burnum zaten bayağı çok kez kanadı. Bir kere kafamda damar patladı, o kanadı. Powerlifting'de göğüs, bacak, omuz momuz yok. Biz hareket çalışıyoruz. Squat çalışmayı seviyor musun? Daha doğru bir soru. Ben çalışmayı seviyorum. Çünkü hani biz aslında kasları çalışmıyoruz. Biz harekete çalışıyoruz. Harekette ustalaşıyoruz. Kaslar da bunun, bu hareketlerde güçlendiğimiz için gelişiyorlar, büyüyorlar bu şekilde. Şunu söyleyebilirim. Sakatlığımın en az ağrı verdiği bölgeyi severim. Hareketi severim. Şu aralar mesela overhead press'te hiçbir ağrım sızım yok yani. Onu yapıyorum daha çok. Ön omuz yırtığım, en çok çektiğim şey asla geçmiyor. Bench press'te bayağı ağrıyor. Dirsekler zaten sıkıntılı, onlara yapacak hiçbir şey yok. Ya bu sporu gerçekten seven insan bunları umursamıyor ya. 390 kilo deadlift'ten çıktıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor benim için mesela. Ben kardiyo yapmayı seviyorum bu arada. Antrenman sonrası böyle, antrenman bitişim sabah 5-6'ya falan denk geldiği zaman öyle bir kulaklığı takıp bir 10-15 kilometre yürümeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor yani, beni motive de ediyor, hayattan izole oluyorum, moda giriyorum falan. Sevdiğim için yapıyorum aslında ama bu sporu yapmak için çok yüksek bir kardiyoya gerek var mı? Yok. Ben her zaman tektim, tek yaptım antrenmanı. Cenk'le ya antrenman yaptığım tek kişi aralarda ara yapıyoruz. Cenk'le yapıyoruz. O zaten bildiğim çoğu şeyi öğretti bana bu powerlifting sporunda. Yardımcı oldu, destek oldu en baştan beri. Onunla fikir alışverişi çok yaparız ağırlık konusunda. Sen şunu nasıl yapıyorsun, ben bunu böyle yaptım falan, saatlerce konuştuğumuz olur yani. Damacana ile antrenman yapma fikrini biz karantinada bir arkadaşımla beraber antrenman yapıyorduk. Ben de YouTube'la falan çok uğraşmıyordum. Dedi ki, madem evdeyiz, hiçbir şey yapmıyoruz, hadi sen YouTube'a başla, bir şeyler yap. Ben de dedim, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Kimsenin şu anda yapamadığı şeyi, evde antrenman nasıl yapılır? Ben bunu bir göstereyim dedim. Bu damacana fikri de böyle evde en pratik ağırlık olarak aklıma geldi. Yani 20 kilo ağır bir ağırlık ya. O şekilde damacana ile böyle biraz mizahi, biraz ciddi, komik bir video yaptım ben. İnternete koydum bunu. Ya bu kadar popüler olacağını düşünmedim. Evet, öyle oldu gerçekten. Günde şu aralar 10-15 litre civarı su içiyorum. 10-12 bin civarı da kalori tüketiyorum. Bugün abi çok uzun bir liste ama şöyle özet geçeyim. Sabah yumurta, tost, zeytin, peynir. Yumurta derken yumurta tost, hani 10 yumurta, 8-10 tost, o civarlar. Sonra üstüne ara öğünler, 2-3 litre süt. Ben sürekli böyle ara öğün yapıyorum. Bir off günde mesela, antrenmanım yok o gün. Tüm gün yemek yerim abi. Yemek yemediğim her saniye boşa gidiyor gibi hissediyorum. Vücut iyileşsin, gelişsin, büyüsün, kilo alayım. 140 tane sushi yemiştim aynen. Abi cheat yok, bizim cheat life zaten ya. Abi bodyci gibi değiliz biz ya. Yani bodycilerde mesela beslenme daha şey böyle temiz. Bizde öyle değil. Bizim yediğimiz her besin, senin yediğin çikolatayı, abur cuburu bile güç olarak kullanabiliyorsun vücutta yani.
bir estetik kaygımız olmadığı için sıkıntı da yok. Ya Orkun'u şutmakla lahmacun videosu çektiğimizde bayağı şaşırmıştı millet. 4 kilo lahmacun nasıl yiyor? Böyle rahat yiyorum falan ya. Ona çok şaşırmışlardı mesela. 10 tane orta boy pizza yemiştim. Buna da bayağı şaşırmışlardı. Sınırsız pizza muhabbeti var. Sen hiç öyle gidip kuruttuğun oldu mu öyle bir dükkan? Ben ya onlar. Ben ortaokuldayken falan vardı. O tarz şeyler. O zaman bile kurutuyordum yani. Şöyle ben içecekten hatırlıyorum lisede. Bir hamburgerciye gittik böyle el yapımı hamburger falan. İçecek sınırsız dediler. Ben orada 10 litre civarı kola içtim. Onu hatırlıyorum. Adam artık kovmuştu yani bu kadar da şey yapmayın falan demişti yani. Dokundu illa olmuştur ama öyle kusmalar, zehirlenmeler tarzında değil. Ağırlaşıp uyumuşumdur yani. Ben sebze çok sevmiyorum. Ispanak falan sevmem yani öyle. Yemeği çok sevdiğim şey de kırmızı et olabilir ya. Kırmızı et severim. Soğan halkası çok seviyorum. Bir oturuşta 100 tane yerim yani normal zamanda. Aklıma gelmedi yani de vardır baya o tarz şeyler. Protein şu anda 300-400 gram civarında alıyorum her gün. Bunun neredeyse yarısı tavuktan geliyordur ya. Ne kadar tavuk yiyorsun günde? 1 kilo civarı, 1-1200 şu aralar. Ayda yemeği aşağı yukarı 4-5 bin lira harcıyorumdur ya. Total ya. Ben dışarıdan aslında şehir dışına gitmediğimde ya da normal zamanda çok yemeği sevmiyorum. Ama şehir dışında mecburen yiyorsun da evde ben markete alışveriş yaparım yani her şekilde. Benim annemler ayarlıyorlar benim yemeğimi zaten. Tavuğumu, pilavımı falan filan her şeyi. Sütüme kadar alıp koyarlar yani. Zorlanıyor tabii canım, zorlanıyordur yani. Ama yapıyor bir şekilde, o da fedakarlıklar yapıyor ben mutlu olayım diye. Hayda. Bu programı fıstık ezmesiyle tercih ediyorum da. He, anladım. Dinleyen artış için bu yöntemi tercih ediyorum da ben de. Oba, afiyet olsun kanka. Eyvallah kanka. Şimdi tuvaletten önce, tuvaletten sonra tartılıp çıktığımda 2,5-3 kilo civarı çıktığı oluyor tek seferde. Ama bu doğru bir hesap değil abi şimdi. Hani çıkan hassas tartmak lazım. Öylesi daha doğru olur. Öyle denemedim. Öyle ne kadar çıkacağını bilmiyorum. Zaten ben uçağa gelene kadar adam benim 2 metre 150 kilo olduğumu görmüyor. Böyle bir durum olduğu zaman yanımdakini alıyor. Başka bir yere oturtuyor. Ya da beni böyle boş bir yere alıyor. Ya business'a ya exit'e. Bir de geniş bir yerlere oturtuyor yani. Rahatsız oluyor diye diğer yolcular. Yaşadığım büyük bir problem. Geçen en son İzmir'e giderken oturdum exit'e. Yanımda da bir adam var. Şöyle kaldı adam yanımda. Benim kolum böyle adamın üstünde. Oturuyoruz. Hostes geldi. Klasik işte exit için hani sorumluluk alıyor musunuz sorusunu sordu. Adam şöyle baktı. Alsam mı bilemiyorum dedi. Yani böyle şeyler oluyor evet. Bayağı takip ediyorlar, seviyorlar beni sağ olsunlar. Ne atarsam atayım olumlu yorumlar geliyor. Sevmeyen de var tabii. İlla herkesi sevmeyen de olacak ama benim gördüğüm daha çok olumlu yorumlar oluyor. Benimle polemiğe girmek isteyen insanlarla polemiğe girmiyorum. Ben kendi işime bakan bir insanım. Yani onunla bununla muhatap olmayı çok sevmiyorum yani. YouTube kanalım da bayağı iyi. Şu anda 200 bin abone olduk. Oraya da atıyorum elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Edit de biliyorum. Çocukluğumda uğraştım ya oyun videolarını editleyerek. Bayağı bir FPS oyunları böyle After Effects'le, Sony Vegas'la falan editleyip YouTube'a içerik üretiyordum o zaman da. Yani Cenk şu an kanalda çok aktif değil. Ben daha çok kendim çekip kendim video atıyorum. Cenk bu YouTube işlerini çok sevmiyor. Ön planda olan insan ben oluyorum. Ayrı bir kanal şu anda benim kafamda yok. Bu kanaldan devam etmek istiyorum. Bu spora bu kadar gönül verdim. Bu sporu hayatımın oda haline getirdim. İlla ki güzel yarışmalara da katılacağım. Yani çok acele etmiyorum sadece. Olabildiğince kendimi geliştiriyorum. Kendimin en iyi halini olmaya çalışıyorum. Bir acelem yok yani. Zaten benim 6 ay sonra ya da 1 sene sonra şu şampiyon olmam lazım diye bir şey yok. Ben bu işin içinde uzun vadeli bir insanım. Bir yere gitmeye niyetim yok. O yüzden acele etmiyorum yani. Tuna ne yapacak? Tuna şu anda antrenman yapıp YouTube'a video atıyor ya. Tuna şu anda hayatı bu yani. Şu aralar planlarımda yok yurt dışı ya. Zaten tatile gitmeye falan da öyle vaktim yok. Eskisi gibi öyle gezeyim tozayım da yapmıyorum. Hayatım daha çok antrenmanlar üstüne. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir şey istiyorsan, yeterince istiyorsan yapmama olasılığın yok. Yapıyorum olmuyor. Demek ki yapmıyorsun yani. Ya da yemek yiyorum kilo alamıyorum. Demek ki yeterince yemiyorsun. Olay yeterlilik. Sen bir şeyi yeterli seviyede yaptığında olmama şansı yok. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Yapıyorum olmuyor diye bir şey yok. Bunu bence herkes anlamalı.